ya Meryem suresinde, işte ben kız doğurdum. Kızlar erkek gibi güçlü değil. Ama Allah onun ne doğurduğunu biliyordu. O ayeti genellikle yanlış çeviriyorlar hocam. İlginç bir ayet değil mi hocam? Ne diyor orada ayetin çevirisinde? Şöyle diyor. Allah oysa onun ne doğurduğunu gayet iyi biliyor. Evet. Ya Rabbi, ama ben kız doğurdum. Leyse zeker kel ünsa değil mi? Evet. Yok. Evet evet evet. Ha? Erkek kız gibi değildir. Kız gibi değildir. Evet. Ama biz öyle çevirmiyoruz. Kız erkek gibi değildir diye çeviriyoruz biz. Çünkü ayetin ifade ettiğiyle Hazreti Meryem'in diline koyduğumuz cümle örtüşmüyor. Kız doğurdum diyor. Ve leyse zekeru kel ünsa diye devam ediyor ayet. Halbuki erkek kız gibi değil. Erkek yok ki ortada. Yani. Bak bu cümlenin mantığı ters. Kız doğurdum ve fakat erkek kız gibi değildir. Ayetin lafzı böyle. Biz bu mantık sıkıntısını örtmek için kız erkek değildir gibi değildir diye çeviriyoruz. Yani ayetin ters çeviriyoruz. Öyle değil hocam. O ayeti kerimede Hazreti Meryem Levi soyundan geliyor. Yani Yahudilikteki diyelim ki din adamı yetiştiren soydan annesi babası getirmiş mabede hizmetkar olsun diye adamış. Fakat biliyorsunuz Yahudi gelenekte kadının esamisi okunmaz. Evet. Ya Rab ben sana yıllarca yalvardım. Çok da iyi niyetliydim. Ne diye yalvardım? Bana araba ver, bana ev ver, bana servet ver demedim. Bir çocuk bahşet, onu da ben sana adayım dedim. Adayım, evet. Seni yolunda. Ve ne istediğimi de sen biliyorsun. Bu uğurda istenen çocuk ne olması gerekir? Erkek olması. Peki sen ne verdin bana? Kız verdi. Kız verdi. Vedat, ünsa demesi, vedatuha ünsa demesi, aha işte, onca yıl sana dua ettim, sen de bana vere vere kız verdin. Ayetin cümlenin ilerisi ilginç. Oysa Allah onun ne doğurduğunu gayet iyi biliyordu. Dedikten sonra devam ediyor. Bu Meryem'in sözü değil. Veleyse zekeri kelünsa. Oysa bu benim zavallı Meryem'im bilmiyor ki. Benim ona verdiğim erkek çocuk, benim ona verdiğim kızın yanında esamesi okunmaz. Yani senin erkek diye istediğin çocuk, benim sana verdiğim Meryem'in yanında esamesi okunmaz. Evet. Sen onu bilmiyorsun ki. Onun için ikide bir erkeğim olmadı, erkek çocuğum olmadı diye ağlayıp sızlıyorsun. Ayeti böyle okumak lazım hocam. Bu yorum nerede var biliyor musunuz? Bu tabii bu dua eden, yanlış söyledim, Meryem'in annesi Hanna. Hanna evet. Evet Hanna'sı. Bu yorum Zemahşeri'de var hocam. Keşşaf'ta var bak unutma. Evet. Keşşaf bu noktada ayetlerin arasındaki o bağlantı kopukluklarını iyi yakalama konusunda çok fe iyi. Gultü şeklinde bir formatı vardır. Ha sorarsan şöyle dersen bak ben de böyle derim diye oraya bir muhayyel bir itiraz eden, soru soran birini koyuyor. Cevaplayarak gidiyor. O yakalamış hocam.